Elazığ cezaevinden Yasin Güngör isimli bir tutsak arkadaşımızın bize ulaşan bir mektubu var. Bu mektupta hem içinde bulundukları açlık grevi eylemi hakkında bizleri bilgilendiriyor, hem de Elazığ cezaevinde yaşadıklarını paylaşıyor ve özellikle açlık grevlerinin geldiği kritik aşamada tüm insanlığa ve vicdana sahibi herkese bir çağrı yapıyor. Cezaevinde yükselen yaşam çığlıklarına sessiz kalmak, insanlığın bedellerle elde ettiği değerleri yitirmemize ve sürdürülen baskı politikalarının artmasına, diktatöryel eğilimlerin kurumsallaşmasına denk gelecektir diye tüm vicdan sahibi insanları uyarıyor. Biz de onun bu uyarısını buradan paylaşırken, aynı zamanda onlarca cezaevinde binlerce hükümlünün ve tutuklunun haftalardır devam ettirdikleri açlık grevlerinin ölüm orucu çevrilmesi haberlerini de endişeyle izlediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bu vesileyle bize mektup ulaştıran Yasin Güngör arkadaşımızın ailesiyle her hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında yaşadığımız ilginç ama tutsakların içinde bulunduğu durumu yansıtan bir olayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yasin Güngör arkadaşımız bize mektubunu ulaştırdıktan sonra Elazığ cezaevinde yaşadıklarını doğrudan kendisinden öğrenebilmek amacıyla ailesiyle temasta bulunduk. Hatay milletvekilimiz sevgili Barış Atay, Yasin Güngör'ün ailesiyle beraberken Yasin her hafta kullandığı 10 dakikalık telefon görüşmesi hakkı için ailesini aradı. Ve görüşmenin bir aşamasında orada bulunan milletvekiline durumu telefonla doğrudan aktarmak istedi. Ve maalesef Barış Atay vekilimiz telefonu eline alır almaz telefon cezaevi idaresi tarafından kapatıldı. Şimdi değerli arkadaşlar, bu durum bile başlı başına aslında cezaevlerinde nasıl bir insanlık dışı koşulların egemen olduğunu görmemiz için yeterli aslında. Bir tutsak cezaevinde yaşadığını hakkı olan haftalık telefon görüşmesi sırasında bir milletvekiline aktarmak istiyor ve bu hakkı, bu telefon görüşmesi hakkı gasp ediliyor. Daha sonra sevgili vekilimizin tüm girişimlerine rağmen konuyla ilgili cezaevi idaresinden herhangi bir biçimde geri dönüş almadık. Biz bu yaşadığımız örneği burada sizinle paylaşmak istedik ama mesele ne sadece Elazığ cezaevinde ne de sadece Yasin Güngör'ün tutsaklığı ile ilgili. Bir bütün olarak Türkiye'yi cezaevine çevirmeye çalışan iktidar cezaevlerinde de orada yatan tutsaklara özel bir baskı uygulamaktadır. Dolayısıyla tutsakların açlık grevi ve maalesef ölüm orucu eylemlerinin esas olarak dikkatleri cezaevine çeken, cezaevlerindeki her tür insanlık dışı uygulamaya karşı hepimizin sorumluluğunu hatırlatan bir çağrı olarak değerlendirmek gerekiyor.